arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün elimde gördüğünüz güzel kabartılı olan modelimizi çalışacağız modelimiz çok şık bir model e, yeliklerde battanelerde hırkalarda dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz ben çok seviyorum bu modeli elimden geldiğince de çok kullanmak istiyorum gayet güzel bir model ve örmesi de çok kolay bir sıra trabzanlardan arka sırada ise sık iğnelerden oluşan bir model modelimizi uygun ipler kullanarak ve uygun tığlar kullanarak ördüğümüz zaman çok daha güzel sonuçlar almaktayız şimdi modelimizi sizlerle birlikte uygulamaya başlayalım kolay gelsin modelimizi çalışmak için bir sıra trabzanımı ördüm bunu lastik gibi düşünmek istiyorum Şimdi modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Öreceğimiz zeminin hemen üzerine modelimizi uygulayacağımız zaman ilk önce yapacağımız e, iş yani yapmamız gereken bir sıra sık iğne örmek. Bir sıra aşağıdaki zemin buradaki zemin her ne olursa olsun bir tane sık iğnemizi örelim. Onun için bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Alttaki zeminimizin hepsinin trabzanların üzerine birer birer sık iğne örüyorum birer sık iğne trabzanlarımızı bitiriyoruz. Her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne ile ilerliyorum. Zeminimizin üzerine bir sıra sık iğnemizi örerek tamamladık. Bir uçtan diğer uca kadar örüp tamamladık. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Tabii ki sık iğne de modelimizden. 3 tane zincir çektim. 2. trabzanımın üzerine geliyorum. Tam trabzanımın ana gövdeden girerek ana gövdeden ve yandan girerek kavrayarak tam gövdeyi üstünü değil tam ana gövdeden girerek uzunca trabzanımızı uzatıyoruz ve bir tane trabzanım örüyorum. Ve trabzanımı ördükten sonra sıradaki trabzanımın üzerine geliyorum. Bir tane normal trabzanım örüyorum. Ve devam ediyorum. Trabzanımın üzerine bakınız normal trabzanımı ördüm. Sonra sıradaki trabzanıma geldim. Yandan giriyorum. Ve ilmeğimi biraz uzun tutarak trabzanımı örüyorum ve sıradaki trabzanımın üzerine geliyorum sık iğnemin tam üzerindeki sık iğnenin üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum bir tane uzun bir tane kısa trabzan örüyor şeklinde örmeye devam ediyorum Şimdi buradaki trabzanımı kısa olarak ördüm şimdi yanındaki trabzanda sıra ve uzun olarak örmek istiyorum modelimizi alıyorum uzatıyorum ve örüyorum Sıradaki trabzanımı normal trabzan olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ise yandan giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve hemen bir sonraki trabzanımızın üzerini normal bir şekilde sık iğne üzerinden batarak örüyorum. Sık iğne üzerinden batıp ördüğüm trabzandan sonrakini yine alt sıradan trabzandan ana gövdeden girerek uzatıyorum ve trabzanımı örüyorum. Örgümün bitiş yönüne doğru örmeye devam ediyorum. Bir tane alttaki trabzanın ana gövdesinden girerek uzun trabzan örüyorum. Ve sonraki trabzanımızı sık iğnenin üzerine batarak normal ölçülerde bir ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Bir ana gövdeden alarak alttan uzatıp örüyoruz. Bir sık iğnenin üzerinden küçük bir trabzan ama ikili trabzanımızı örüyoruz. Birisi uzun birisi kısa ve yandan da girdiğimiz için bu uzun olan kabartılar halinde durmakta devam edelim bitişe doğru şimdi ana gövdeden yandan giriyorum kabartarak trabzanımı örüyorum ve hemen sıradakini sık iğne üzerine batarak normal boyuttaki bir trabzan gibi örüyorum diğerini ana gövdeden uzatıyorum ve örüyorum ve diğerini Hemen sık iğneden örüyorum ve en son olan ilmeğimizi düz olarak örelim ve devam edelim isterseniz şu şekilde de alabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz kabartarak da alabiliriz bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. En sıramızı bitirdikten sonra bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa örgümüzü tamamladıktan sonra sıranın en son kısmında bir tane zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Ve sık iğne olarak örmeye devam ediyorum örgümü ön yüz ve arka yüz olmak üzere iki tane tarafı var. Örgümüz ön yüzünden kullanılıyor. Arka yüzünden kullanıma uygun değil. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzden hep sık iğne olarak öreceğiz. Ön yüzde de modelimizi uygulayacağız. Yani bir uzun bir kısa şeklinde. Şimdi arka yüzdeyiz. Tekrar bir tane zincir çekmiştim. Hemen sıradaki trabzanımın üzerine batarak bir sık iğne örüyorum. Ve her bir trabzanımın üzerine hem uzun aldım hem kısa aldım hiç fark etmiyor. Sık iğnelerimi trabzanlarımızın tepesindeki bakınız bu göze batarak örüyorum. İlerliyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum ve arka yöndeyim. Bitişe doğru yaklaşmaktayız. Hiç atlamıyoruz. Devam ediyorum. En son en son trabzanın üzerine de bir sık iğne ördüm ve 1 2 3 tane zincir çekerek örgümün yönünü çevirdim. Sıkı iğneler hem düz bir görüntü hem de güzel bir görüntü katmakta ve modelimizi uzattığımız zaman daha düzgün ve muntazam durmasını sağlamakta. Bakınız böyle olduğu zaman bile gayet güzel ve düzgün bir görüntü görmekteyiz. 3 tane zincirimi çektim ve şimdi aşağıdaki ilmeğime bakıyorum aşağıdaki ilmeklerin takibini yaparak yani aşağıdaki trabzanlarımızın takibini yaparak modelimizi kuruyoruz bir tane 3 trabzanımı 3 zincirimi çekerek trabzanımı ördüm ve hemen ikinci sıradaki trabzanıma bakıyorum İkinci sıradaki trabzanımın uzun olarak örülmüş olduğunu görüyorum uzun olarak örülen trabzanımı kısa Kısa olarak örülen trabzanımızı uzatarak örüyoruz. Yani bir önceki sıradaki uzunumuz kısa, kısamız uzun oluyor. Yer değiştirip çapraz bir şekilde örgümüze yön veriyorlar. Tığımın başını doluyorum, trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Uzun olan trabzanımın olduğu sırayı sık iğnemin içerisine girerek bir tane kısa trabzan örüyorum. Kısa trabzanımı ise aynen alt sırada ördüğümüz gibi ana gövdeden girerek dışa kabartı veriyorum ve uzunca bir trabzan olarak örüyorum. Ana gövdeden girdim, uzatıyorum ve örüyorum. Sıradaki trabzanımı uzun trabzanım kısa olarak sık iğnemin içerisine batarak örüyorum. Kısa trabzanımı sık iğnemin üzerine ördükten sonra sıradaki kısa trabzanımız var kısa trabzanımı yandan girerek dışa doğru kabartıyorum ve uzun bir trabzan şeklinde örüyorum bakınız modelimiz hemen yerini değiştirdi ve çok güzel görüntü almaya başladı bile kısa trabzanımın üzerine gelerek batıyorum uzun trabzan üzerine yani bir tane kısa trabzan örüyorum kısanın yandan ana gövdeye girerek Uzatıyorum ve örüyorum. Ve uzun trabzanımın üzerine sık iğnemin içerisine bir tane normal boyutlu trabzan, hemen yanındaki kısa trabzanımın yandan kabartarak uzun boyutlu bir trabzanım örüyorum. Bir kısa trabzan, bir uzun trabzan şekliyle sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Bakınız, bu şekilde. Kaymaya başladığı modelimiz ilerledikçe daha bir belirginleşecek. Şimdi uzun trabzanımı kısa, kısa trabzanım uzun, uzunu kısa, kısa'yı uzun şeklinde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet modelimizi bu şekilde örüyoruz. Bir sıramızda e, trabzanlarımızı kısa olanlarımız uzun alarak, uzun olanlarımızı kısa olarak örüyoruz. Arka sırada ise sık iğne olarak örüyoruz ve modelimizi istediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Nerede kullanacaksak o şekilde değerlendiriyoruz. Evet, hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.